Kıbrıs'ı satmayı öneriyorum. Size Kıbrıs'ı sat. Yani Kıbrıs'a ne verirsiniz? Ne vereyim? Yani iki sivil fabrikaya sizlerin olabilir. İkisi bir fabrika yapalım onu ya. Ekonomik aldırmıyor. Yani ilerleyen dönemlerde iki sivil fabrikayı satın alabilirsiniz. Yani şu an ekonominiz kaldırmasa bile. Yani şöyle diyelim. Tamam, ben bunu kesinlikle alacağım. Biraz bekleyelim, bir nakitim biriksin. Yani fiyatı duruma göre artıp azalabilir. Ya da hani birileri çıkartma da atabilir Kıbrıs'a. Orası da belli olmaz. Yani Ekonomi atamam. oyunu oynamıyoruz sonuçta. Yenizdeki donanmam karşısında kimsenim ben. Peki Bir Akdeniz'deki şey hava yapacağımı zannetmiyorum. kuvvetleriniz ne kadar iyi? Nerede Kıbrıs meselesi görüşülür, tartışılır. Yani duruma göre fiyat azalabilir de artabilir de. Bu tamamen arz talep meselesi. Yani kapitalizmin doğası gereği bu, yanlış anlamayın. Size iyi günler diliyorum o zaman Size de iyi Sadık. günler. Görüşmek İyi üzere. günler. Uğur, Ayşe tatile çıksın. Ayıp olmuyor mu ya? Korumaları çağırayım mı? Alalım Hop şunu yakamaça. Atalım hop hop lambaya. hop, temas yok, temas yok. Korum. Sen gitmedin bu odadan ya. Ben ne güzel saydıracaktım şimdi sana. Ya adamın küçünün dibinde Adolf Hitler var. Adam gelmiş diyor ki Kıbrıs'ı satayım sana. Kraker diyor. Balık kraker. Bana fabrika dön diyor. Adamlar orada antrikot yiyor. Sana gelmiş peynir soruyor. Hiç. Enes abi ajanlar da Adolf Hitler ölürse. Erman Göring başa geçsin. Enflasyondan ülke batsın anasını satayım. Ben Fransız hükümetinin başındaki Pierre Leval. Ha, biz de tam sizin yanınıza gelecektik. Hatay sorunu için sanırım. Hatay benim kişisel davamdı. Benim size çok iyi bir teklifim var. Hatay değil, direkt tüm Suriye'yi alacak. Ha, şimdi anladığımız ilan. Evet, buyurun. Eğer sizi demokratik artışını görürsek direkt Suriye'nin hepsini size alacağız efendim. Yani demokrat artışı görmezsiniz ama bir faşist artışı da görmezsiniz. Biz non-elegant diyor Yani olduk. biz bir ya ne yani bizim size şöyle bir teklifimiz var efendim. Ya ne çırak alın ya da demokrat olun. İkisinden biri. Faşist olmayın. Yok, faşist olmayacağız. Biz tarafsız, yani gördüğünüz üzere Kemalist bir duruş sergileyeceğiz. Birazdan bir Hatay krizi çıkarsa da hani şey yaparız onu. Veririz Halledebilirseniz. efendim, o problem değil. O halledilecek bir şey. Yani biliyorsunuz kişisel davamız. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Paşam, demokrat bir pedagog alın kendinize. Demokratiği böyle yükseltiyormuş gibi gösterin. Ama böyle hani yalandan. Hani Suriye'yi kurşun atmadan alalım. Kıbrıs'ı kurşun atmadan alalım. Sonra o böyle demagogu böyle bir istiklal mahkemelerinde asalım. Ve bir Yok. anda selamun aleyküm aleyküm selam demeden faşizme dönelim. Değil mi? Tam Ama böyle böyle demokrasi diyor. Tık iniyor böyle. Eller kelepçeye. demokrasi ayağına. Abi, dilenci misin? Evet. Yani benim dilenciliğim meşhurdur. Savaş açacağım ülkeden silah alıp sonra o silahla onunla savaşmış birisiyim. Çin'deyim abi. Sovyetlere justify atıyorum, tamam mı? Bitmek üzere. Dedim bir land lease isteyeyim. Ne olabilir? Adam 80 bin tüfek atmıştı lan. Çok kral hareket. Çok, Maşallah. yani adama justify ediyorum, adamdan silah telenmiştim. Silahlar yatınca da savaş açmıştım. Bulgarların savaşı girme şeyini söyleyeyim ben sana. Adamlar hani Sovyet şey Alman baskısından yıldıkları için savaşa giriyorlar. Zaten kazanıldı savaş. Diplomatik bir olay olarak giriyorlar. Canlarını okuyorlar bunları savaştan sonra. Kıbrıs konusunda tek isteyen Kıbrıs'ı siz değilsiniz. Diğer devletler de istiyor. Mesela, Mesela mesela, kim mesela. istiyor? Bu Romanya ve Bulgaristan istiyor. Romanya ve Ya ne Bulgaristan Kıbrıs istiyor? istiyor, öyle mi? Ben buradan Evet. geçiş izni vermezsem ancak ve ancak sandalla geçerler boğazdan. Bir rekabet oluşturmak istiyorum. Bir açık Yani arttırma usulü, benim daha karma bir şey olmasını istiyorum. kardeşim, Anlatabiliyor muyum? şu an için bak, Mantro Boğazlar Sözleşmesi bizim tarafımızda değiştirilmiştir. Yani parayı veren geçer, düdüğü çalan geçer. Bak mesela Sovyetler de diyor abi Batum'u vereyim. Ama ben vermiyorum. Sırf siz de ters düşmemek için. Ne tür bir affetmeden Misleklerimiz bahsediyorsun? şöyle. Misak-ı Milliye'de bulunan Batum. Sadece Batum. Batum'u bizim kişisel davamız. Eğer Batum verirseniz herhangi bir agresif oluşumda size karşı ileride olabilecek. Tabi olmaz da, yani koskoca devletsiniz.
Biz daha genç bir cumhuriyetiz. Lakin ileride farz edelim ki bir dünya krizi oldu. Biz size karşı herhangi bir cephe almayacağımıza söz verebiliriz. Ya Batum benim ana ve ara state'im için veremem. Ya dediğim gibi geçiş izni istiyorsan kardeşim, yani Kıbrıs meselesini bir gündeme getirmen farz. İki fabrikayı verin, Kıbrıs'ı hemen anında size verin. Bir fabrika. İki fabrika. O zaman geçiş iznini katırlarla şey yaparsınız. Bence bir fabrikaya kapatılır bu iş. Konuşan Dışişleri Bakanınızı sanırım kendisi ağır bulur. Yok ben yaver. Kendisi Fevzi Çakmak olur. Kendisi Fevzi Çakmak oluyor, anlıyorum. Ya abi şimdi baktım paşamız Çankaya'da değil İstanbul'a gelmiş, ayaklarına bir hürmet edelim dedik. Bir sıkıntınız mı vardı? Baldwin midir? Neresiniz? Yani efendim, öncelikle burada bir terbiyenizi takınırsanız çok müteşekkir. Ya o arada öyle yapıyor, o şey yapıyor öyle bir milliyetçi duygularla. Lakin biz yani en azından Kıbrıs'ın yarısını istiyoruz. Kıbrıs'ın yarısı... İşte öyle kalırsın, o yüzden tamamını istiyoruz. Nasıl vereceğim Kıbrıs'ın yarısını? Veremez yani, tamamını ver, biz orada özel bir yönetim ilan ederiz canım ileride. Saygıdeğer İngiltere, biz söyledik hani Kıbrıs bizim şahsi meselemiz. Verirseniz kesinlikle Alliance'ın yanında ileride neden bir tutumu izlemeyelim? Yani Kıbrıs konusunda şu an kararsızsınız. İlerleyen dönemlerde tarafınızı belli ederseniz Kıbrıs'ı ve çeşitli bölgeleri, Kuveyt'i, Jordan'ı, Filistin'i seve seve veririz. Ama şu an hangi tarafa gideceğiniz konusunda bir kesinlikle bir hüküm sağlamış değilim. O yüzden şu an Kıbrıs'ı size vermeyeceğim. Bizi tercih ettin. Saygıdeğer Fransa hükümeti, burada mısınız? Evet, buradayız efendim. Suriye konusunu ne zaman çözebiliriz? Bakın biz non-elegant yoldan şaşmadık. Tarafsız dünya görüşüne inanıyoruz. Hatta savaşta da dediğim gibi ben Bulgaristan dostuma da söyledim. Biz herhangi bir tehditvari bir anlaşma imzalamadık Almanlarla. Ben size bir soru sorayım. Hatay issue'dan mı yapacaksınız, yoksa ben size Hatay'ı direkt vereyim mi hiç sorulamadan? Yani Suriye'yi versek nasıl bence olur? Bence fokus gününe 70 gün boş yere harcamayın. Evet evet. Yani genel olarak Suriye'yi verseniz nasıl olur ki dostluğumuz pekişsin. Tabii ki efendim. Zaten orada fabrika yok. Ulan Uğur savaşmadan toprak alıyorum lan. Mükemmel. Daha ne istiyorsun? Ne bileyim ya. Ama ilk saldırı zaman hakikaten hani böyle şey vardır yani. Ne der ona hani şey. Hani ben girecektim, benim olmalı falan. Ya boş ver, işine gelmiyor mu? Geliyor, otur yerinde, farmını yap. Askerlere ekipman üret. Hakikaten lan böyle de iyiymiş aslında ya. Milli Emniyet Hizmeti. Hiç öyle bir şey var yalnız paşam, ben sevmedim sizin şu anki oyununuzu. Biliyorsunuz siz öyle yurt dışında ziyaretlere giden bir paşa değilsiniz. Herkesi kendi ayağınıza bekletirsiniz. Böyle olmaz. Lütfen. Şimdi mesele Yunan toprakları olunca insan ister istemez gidiyor be oğlum. Yani bizim Batum'umuza göz koyanlar var. Merak etmeyin Mr. Atatürk. Biz bunu politikayla her şeyi halledebileceğimizi biliyorsunuz. Sayın Dışişleri Bakanım. Evet, evet. Siz aslen böyle Kuveyt, Katar tarafından mısınız acaba baba tarafı? ben bilmiyor fazla Türkçe, o yüzden böyle konuşuyor, o yüzden. Öyle. Yani bilemiyorum, bir şive var. Yani garip. Bilmiyorum, ana tarafı çekmiş olabilir, öyle diyebilirim size. O zaman teşekkür ederim size Mr. Atatürk ve Mr. Kimdi? Ben sizin İngiltere Dışişleri Bakanınızı tanımasam ayıp olmaz mı? Affedersiniz. Benim birazcık... Şimdi beyefendi, madem Türkçeyi çok bilmiyorsunuz, bir çakmak kelimesinin de anlamına bakın. Çakmak. Bakayım. Oğlum. Bir sürü anlamı var. Fiil olarak bir bakın. Şimdi çakmak kelimesi bir tane ateş yakmak için yakılan bir şey. İkincisi de cinsel anlamda bir kelime. İnşallah yakmayla ilgili bir şey demişsinizdir bize.